Şimdi ise severek izlediğiniz bölümlerimizden bir tanesi Çat Kapı bölümümüz var. Bakalım adım adım Londra ekibi bu hafta sizler için hangi ailemize konuk olmuş. <laughs> Efendim yine bir ailemizin hikayesini sizlerle paylaşmak üzere bu sefer adım adım Londra'nın yolu Tottenham bölgesine düştü. Kıbrıs'tan adım adım Londra programını çok yakından takip eden bir annenin ve babanın gurbette olan oğulları ile olan hasretini buluşturacağız biraz sonra ekranlarımızda. Dilerseniz konuk olacağımız eve doğru gidelim bakalım kimler var bu sefer. Efendim birinci kapımızdan geçtik. Şimdi ikinci kapımızı açıyoruz. Evet. Bir kapı daha var sanırım. Evet, beş numara. Mesela, Merhabalar. Adım adım adı Londra programı. Hoş geldiniz. Kaç kapılı bir yer burası böyle. Büyük Fırat. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim yine bir değişik hikaye paylaşmak üzere bu sefer Adem Bey'in evindeyiz. Hoş Genç bir Kıbrıslı Türk bekarımız diyeceğim ben. Kısaca tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Adem Soyal. Neresinden Kıbrıs'ın aslen? Doğmam Lefkoşa. 25 Aralık 1975 Lefkoşa doğumluyum. Magosa'da büyüdüm askere kadar. Ondan sonra 93'te babam, 95'te de ben o tarihten beri taki ta ki Londra'ya geleyim. Şimdi Londra'ya gelme hikayesini biraz sonra paylaşacağız ama ben bir detayı önceliğinde paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Adem Bey'in annesi İlkay teyze, babası Ali amca. Buradan kucak dolusu sevgi selamlarımızı gönderiyoruz biz kendilerine. Adım adım Londra programının çok sıkı takipçileri. Kaçırmadan izliyorlar. Özellikle de... Adem Bey'e telefon açmış. Oğlum sen ne zaman çıkacaksın bu adım adım Londra programına sana ne zaman çat kapıya gelecekler diye devamlı telefon mu açtı? Bugün dahi ben bir seslenme için aradım. Ne zaman televizyona çıkacaksın diye adam söyler. bir gün çıkacak herhalde. Bir daha yıl başında gene çektiydi sizin kanal bizi konuştuk falan. Onu benim haricinde bütün köylü gördü söyledi. E şimdi Zepi Kemal abi de tanırlar hep. Sorarlar, selam gönderirler. Ne zaman çıkacaksın, ne zaman çıkacaksın? Belki bir gün. Kısmet olursa kısmet bugüneymiş. Hı, hı. Tabii ki buradan İlkay teyzemiz ve Ali amcamızın ellerinden öpüyoruz. Biz ben hemen yine Adem Bey'e dönmek istiyorum. E, Lefkoşa'da doğma, arkasından Mausa'da devam. Sonrasında Londra nasıl başladı Londra hayatı? Londra hayatı aslında biraz fazla enteresan. Benim Londra'ya gelişim. 1 Nisan 2006 tarihinde bir iki gün önce daha doğrusu Lefkoşa'da terminal taksi durağında kahve içerdik arkadaşlarla. Ee, Pazar tesimizdi. Neydi günlerden tam bilmem Yani tarihte yanlışlık olabilir. Londra'ya gidiyorum dedim. Nereden çıktı bu karar? Nasıl böyle bir fikir Çatanda geldi? bir şey oluştu. Bilinmeze yolculuk da yapmak istedim. Bir sebebi var mıydı? İten bir sebep var mıydı? Zaten ben Londra'ya geldim de 1 Nisan 2006 yılında benim küçük bir sırt çantası... Yani tabiri caizse iki don bir gömlek geldim Londra'ya e. ben hiçbir şeysiz üç buçuk saat Stanset'te bekledim öyle nereye gideceğimi bilmeden. Hı hı. Akraba, eş, dost, tanıdık kimse Ama yok mu? Hiçbirini telefonda almalıydım. İlk geldim ilk altı ayım araçların içinde yatarak geçti. Hı hı. Ee, Güney Londra'da. Ondan sonra işte araba sürme işi yaptık falan. Günler geçti sonra biraz Londra'ya alıştım şu yol sokak tanıdım, yol sokak öğrendim, insanları tanıdım falan. İşte kendimizi ufak ufak yer etmeye başladık. Peki dil sorunu var mıydı, İngilizce var mıydı yoksa hiç İngilizce yok muydu? Geldiğimde hep yerliydi konuştuğum dil. Tamamen yerli. Hı hı. İngiliz... Nasıl anlaşıyordun? E, Türk burada 20 sene kalıp İngilizce bilmeyen bir sürü insan var. İlk onları tanıdım. Ondan sonra yani İngilizcem yoktu ama idare ederim. Hı hı biraz şimdi kendi işimi yapacak kadar. Yok ki böyle İngilizce öğrenemem birine ama. Hı hı. Amerikan filmlerini izlerim sürekli İngilizce. Onların İngilizcesi daha farklı gelir. Onları anlarım yüzde yetmiş oranında ama İngiliz değişik. Her bölge kendine göre konuşur. Çoğunu yutar. E şimdi bir Londra gerçeği bu. Londra'ya herkesin bir geliş hikayesi var. Sonrasında yaşanılan zor dönem var, zorluklar var. Arkasından birazcık ayaklar düze basmaya başlıyor. Eğer emin adımlarla atabilirsen adımlarını. Peki e, ne işle meşgulsün şu an? Nedir yaptığın iş? Ee, burada yaşamak kolay değil. Fazla bir lüksüm yoktur. iş, çek, iş seçmek için. <laughs> Genelde kim çağırırsa yardım için <laughs> temizlik olur, yıkma dökme iş olur, <laughs> ot kesme olur falan filan. Yani geçin. Herhangi bir meslek var mı? Ben ağır vasıtası sürüyorum. Üç sene Londra kıbrıs arası bir 10 sene dakık üst kullandım otobüs, tır, kamyon falan. İnşaat, Kıbrıs tarzı inşaat, taş alıştım. Okul yıllarından beri işte eniştemin yanında orada burada falan. Salih Usta'nın yanında başladı ilk inşaat işine. Bizim alkumluydu şeyin Kemal abinin e nenesinin mahalledeki. Orada başladık okulda. Ve gitti yani Rum tarafının kapıları açıldı. Orada da çalıştım. Sonrasında yine burası. Burada da değişik bir, işler. Bir Nisan'dan itibaren ansızdan bir şey beni attı Kıbrıs'ta. Hı hı. Yani... O gün bugündür de tabii ki e, buradasın. Yalnız bir şey daha paylaşacağım. Ben Adem Bey bin bir bekar. Çoluk çocuk evlilik yok. Çalışmaktan, iş güçten sanırım evlenmeye fırsat bulamamış. Öyle mi acaba? Olsun öyle öyle olsun öyle değil. Evlilik düşüncesi olmadı mı hiç? Evlilik olmadı mı hiç? Pek kolay değil sorumluluk altına girmek gibi. Hı. Yani... Ne gibi sorumluluğu var? Evliliğin nasıl sorumluluğu var? E şimdi bekarlık sultanlıktır diye bir laf vardır ki yalandır o. Hiç kendi çamaşırlarını yıkan bir sultan olamaz. E bu doğru. Bekarlığın dezavantajı, avantajı yani... Sorumluluk şöyle, ben mesela işten çıktım da eve gelmek gibi bir şeyim yok. Yani ne, ne yapacağım? Evde ben? çeken bir şey yok senin. Yok var yani uğraştığım şeyler vardır kendime göre. Var gelirim beğenirim böyle geleyim yapayım işlerimi falan oturayım tatlı tatlı bir film izleyeyim. Londra'da bir gün nasıl geçiyor? Bekar bir insan olarak evde bekleyen yok, sorumluluk aldığım birileri yok. Kendinin dışında nasıl geçiyor bir gün? Bayağı hızlı. Özetleyecek olursan. Yani sabahtan akşama kadar nasıl geçiyor? Kısaca koşuşturma diyebilirim. Yaşamak için koşuşturma, işe gitmek için koşturma. Ve burası biraz hızlı <laughs> ...yaşama tarzı olan bir ülke. İşte otobüstür, trendir falan... ...o kalabalığın kargaşası. Yani böyle bir mücadele... ...böyle ite ite diyeyim. Peki Kıbrıs'ta çeken bir şeyler var mı? Geri dönme gibi. Yani buranın bu yoğun temposundan. Kıbrıs'ta beni çeken... E, ...birinci anne baba zaten. Ben ben memleketimin kokusunu... ...dünyanın hiçbir şeyine değişmiyor zaten. Yani ben... ...afiyet olsun. Nasıl diyeyim? Ee, ben nenem dedem yenecek ölüyor. Yani çocukluğumda zaten Yasatilden de köye giderdik. Askerden sonra işte babam köyde ev aldı. Ben askere gittim de köye taşındık. Defkoşa'ya gitsem, şeye gelsem, Magosa'ya gitsem, Ginli'ye gitsem. Ne zaman şu köyün hudutundan içeri gelince böyle bir başka olun. Yani o köyün kokusu, ne bileyim o hayvan fışkısının kokusu bile çok güzel gelir insana. Onların özlemi var değil mi? Her zaman, her zaman, her zaman. Hı, hı. Yani ben köyümü, köylümü çok severim. Şimdi bir an için aklına geldi. Bir macera için belki çıkıp geldin Londra'ya. Sonrasında buranın hayatının bu şekilde olduğunu görünce, yaşayınca, deneyimleyince o özlediğin o kokular, özlediğin o aile tablosu çekmedi mi hiç Kıbrıs'a? Her gün. Her gün yani nasıl burunda tüter dedikleri şey yani her gün çeker. Ee, nasıl ben şimdi ben köyde yaşadığım için sabahtan öyle bir hayvan sesiyle uyanın. Burada hiçbir şey yok. Yani araba, otobüs geçerse ya da hiçbir şey yok. Ya da trenin yanındaysan tren geçer. Burada hiç hayvan sesi bile yok. Hı hı. Yani özlem yani sürekli bir özlem var içinde. Yani onu ataman yani hep zannederim ki burada yaşayan bütün Kıbrıs'ı Türkler burada yaşadıkları bütün hayatları boyunca hep Kıbrıs'ı özlemeyle burada yıllarca yaşıyorlar. Hı hı. Ben buna inanırım çünkü daha benim 6-7 sene burada. Hı hı. Şimdi ben Kıbrıs'ta olmak isterdim. Hı, hı. Var mı yakın tarihte bir yolculuk tatil gibi bir şey? <laughs> yakın tarihte ben böyle hani giden hani gelen tipte biriyim. Yakın tarihte bilmem yok. Üç senedir denize girmiyorum. Bu yaz orada geçirmek istiyorum bu yazı. Allah kısmet ederse. İnşallah. Şimdi gurbetlik var. Gözler de dolu dolu oldu. O köyün kokusunu anlatırken ailenin o özlemini anlatırken buradan birebir ben görebiliyorum, birebir yaşayabiliyorum. Onun için gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle bir an ki acı içinde acı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir an ki acı içinde acı sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı hangi kapıyı çalsın karşında buruk acı sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Bu ne bitmez çileymiş Alev alev yanıyor Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsak, karşımda buruk acı. Bu seferki çaldığımız kapının arkasından biraz buruk bir yürek çıktı. Adem Bey'in buruk yüreği ama özlem dolu yüreği çıktı. Allah kimsenin kapıların arkasında buruk acılar yaşatmasın. Temennimiz bu. Bu sözler hep şarkılarda kalsın, yüreklerde olmasın o buruk acılar, onu temelli ediyoruz. Ben gözleri görünce direkt bu şarkı çağrıştırdı. Böyle biraz buruk oldum. Gurbet malum, gurbetin yaşattıkları, hissettirdikleri hepimiz yaşadığımız için. Ya zordur. Şimdi <laughs> annem babam bunu görünce herhalde pazar günü gördüklerinde. Pazartesi günü sabahtan hadi oğlum yürü gel artık. Şimdi buruk böyle bu çat kapımız biraz buruk oldu Biraz hasretli özlemli oldu bu Öyle mi? Gülmedi bahtım yine Bu sevda bitti yazık İkimizin derdini Anlat kanunum artık Çineli başım gibi Gönül sarıdaşım gibi Akan göz yaşım gibi çal kanunum artık çal kanunum çal derdini söyle bana çal çal kanunum çal derdini söyle. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la, la la lay lay La 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 la